Aslanın Kederi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insan gözü görmemiş, ağaçları kesilmemiş, ayılar, kaplanlar post diye soyulmamış, sarı papatyalarla, renk renk çiçeklerle süslü, büyük bir ormanda hayvanlar huzur içinde yaşarmış. Ormanın kralı adil, iyi bir arslanmış. Bütün hayvanlar ondan memnunmuş. Akşama kadar ormanda dolaşır, hayvanları denetlermiş. Aslan bir gün hastalanmış. Uzun bir süre hasta yattıktan sonra iyileşmiş. Fakat artık ormanda dolaşamaz olmuş. Sadece yuvasının önünde geziniyor, bazen üzüntü içinde yerinden kıpırdamadan saatlerce oturuyormuş. Aslanın bir sıkıntısı olduğunu bütün hayvanlar anlamışlar. Anlamışlar ama o hiçbirine üzüntüsünün sebebini anlatmıyormuş. Aslan bir gün yuvasının önünde kara kara düşünürken yanına tilki yaklaşmış. "Aman kralımız, sizin bir derdiniz var. Neden kimseye söylemiyorsunuz?" diyerek aslanın sırrını öğrenmeye çalışmış. Aslan hiç cevap vermemiş. Ama tilki aslanın derdini öğrenmeyi kafasına koymuş bir kere. Onu kandırmak için bütün gün dil dökmüş. Aslan sonunda tilkinin ısrarlarına dayanamamış. "Sana sırrımı söylerim söylemesine. Ama ya başkalarına söylersen?" demiş. Tilki, "Asla. Hiç başkasının sırrı açıklanır mı? Ölene kadar sırrınızı saklayacağım." diye söz vermiş. Aslan ona güvenmiş ve derdini anlatmış. "Hani aylar önce hastalanmıştım. İşte o hastalıktan sonra gözlerim iyi görmez oldu. Her şey bulanık görünüyor. Onun için yuvamın önünden ayrılamıyorum. Geçmiş olsun efendim." demişse de tilki sevinç içinde sinsi sinsi ellerini ovuşturmuş. Aslan, "Aman, sakın kimse duymasın. Krallığımın elinden gitmesinden korkarım." diye tekrar tembih etmiş. Tilki aslanın yanından ayrılır ayrılmaz bütün ormanı dolaşmış. Hayvanlara aslanın gözlerinin iyi görmediğini anlatmış. Laf dönmüş, dolaşmış, aslanın kulağına da gitmiş. Aslan tilkinin yaptığı hainliğe çok kızmış. Ama iyi göremediği için bir türlü onu yakalayıp cezalandıramamış. Tilki aslanın etrafında dolaşıyor, aslanla alay ediyormuş. Bir gün aslanın aklına bir fikir gelmiş. Oturduğu yerden hiç kalkmamış. Onu gözetleyen tilki, "Hey, ormanların kralı, yakala beni, göreyim seni!" diye bağırmış. Aslan ona doğru dönmeyerek, "Seni yakalamam mümkün değil, gözlerin tamamen görmez oldu. Her yer simsiyah görünüyor." demiş. Tilki, "Ya, öyle mi?" diyerek aslana biraz yaklaşmış. Bakmış ki aslanda bir kıpırtı yok, iyice yanına yaklaşmış. Aslan birden üzerine atlayarak onu yakalamış. Tilki aslanın oyununa geldiğini anlamış ama iş işten geçmiş. Aslan tilkiye ne ceza vermesi gerektiğini uzun uzun düşünmüş. Sonunda onu ormandan kovmaya karar vermiş. Tilki ormandan kovulunca diğer hayvanların aslana olan saygıları tekrar yerine gelmiş. Anlamışlar ki aslanın gözleri az görüyor olsa da kafası gayet iyi çalışıyormuş. Bu da ormanların kralı olmasına yetiyormuş zaten.